Ne var, ne oluyor? Hanımım Cemşir hastaneden ayrılamadı da beni gönderdi. Hastaneden mi? He. Şey... Hamza vurulmuş da. Jandarma koymuyor. Oğlum. Beş dakika. Beş dakika oğlumu görebilir miyim? Allah ne muradını zor sorarsın. Sen dur hele. Tek anası geçsin. Hiç meraklanma kardeşim. Çıkacaksın Allah'ın izniyle. Güllü nasıl? Bu aralar gördün mü? Vallahi çiftliğe haciz geldi diye bir şeyler duydum ama ne kadar doğru bilmem. Fabrikada da vaziyet hiç iyi değil ama. Kemal, sen çıkınca ne olacak? Yani Güllü ile sen ne yapacaksınız? İkiniz de nikahlısınız. Efendim. İyi günler. Ben avukat Suat Saylan. Serap Hanım'la görüşecektim. Aa, benim Suat Bey. Buyurun. Serap Hanım, Kemal'in mahkemesine haber vermek için aradım. Duruşma yarın saat 10'da. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Hanıma, fena bir haberi yok ya inşallah. Yok Gülizar. Kemal'in mahkemesi yarınmış. Ona haber verdim.
Alo. Alo Halide Hanım. Efendim Gülzar. Hanıma şimdi telefon geldi de Kemal'in mahkemesi varmış yarın. Alo. Duydum Gülzar, buradayım. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Alo. Ha, siz yanlış çevirdiniz o zaman. Kemal Şahin, tahammüden adam öldürmeye, kasıt ve adam yaralamakla suçlanıyorsun. Suçlamalara ne diyorsun? Kabul etmiyorum hakim bey. Serap Hanım ve oğlunu kurtarmak maksadıyla ateş etmiştim. Hakim bey, bu davanın Orhan Tofurcu hakkında yürütülen davayla birlikte ele alınması, şahit ve delillerin müşterek olarak değerlendirilmesi için başvurduk. Dilekçeniz alındı. Seher Çeliker'i çağırın. Seher Çeliker. Seher Çeliker, daha önce vermiş olduğunuz ifadeyi tekrarlıyor. Orhan Tofurcu'nun Serap Dinç Aslan ve oğlunun canına kasıt niyetinde olduğunu size söylediğini tekrarlıyor musunuz? Evet, ediyorum. Bugün Orhan beni uyutmuş. O sırada baygındım. Pek bir şey göremedim. Ama Kemal'in anlattıklarına itimadım sonsuzdur. Orhan beni ve bebeğimi arabaya bindirmiş. Arabayı uçurumdan aşağı sürükleyeceği sırada Kemal gelip bizi kurtarmış. Eğer Kemal Orhan'ı vurmasaydı bugün ben de bebeğim de ölmüş olabilirdik. Kemal bizi kurtarmak için kendi hayatını feda etmiştir hakim bey. Karar. Kemal Şahin hakkında 12-11-1951 tarihinde adam öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de sanık Kemal'in müsned suçu yaralama veya öldürme kastıyla işlediği her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerle sübuta ermediğinden sanık Kemal Şahin'in üçüncü şahıslara yönelik meşru müdafaa savunmasının aksi şüphesiz bir şekilde bertaraf edilmediğinden sanık Kemal Şahin'in müsned suçtan beraatine oy birliğiyle karar verildi.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.